İlk tanışmalar çok önemlidir. Narsist kayınvalide onunla durmayın. Ben de onunla hiçbir şekilde görüşmem diye kesin bir tavır sergiliyor. Yol yakınken siz ayrılın. Çok fazla bizim farklı durumlarımız var. Bunu yürütemezsiniz diye net bir şekilde gelin adayına sesleniyor ama bütün hayalleri Büşra'nın yerle bir oluyor. Kayınvalidesiyle yan yana geldiğinde duyduğu sözler onda hakarete uğramış, aşağılanmış izlenimi bırakıyor. Çok acılar var ama, çok yaralar evet. var, çok acılar yaşanmış. Tamamen ondan uzaklaşmak çocukların da hakkına girmek gibi geliyor bana. Belki de orada bir intikam mı alıyor o gelin? Kalıp düşünceler zaten bizi uzaklaştırıyor. Genelde birleştirmiyor. <laughs> Merhaba değerli izleyiciler, Gelin Kaynan'a YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bizler hem alaylı hem okullu olarak gerçek hayatın içinden olayları sizlerle paylaşıyoruz. Kendi fikirlerimize mentorluk yapıyoruz. Belki kendi yaşadıklarımızdan bir projeksiyon sizlere sunuyoruz. Evet, bugünkü gelin hanımın isminin Büşra olduğunu biliyorum. Evet, Büşra gelinimiz. Dertli. Yokuş yukarı yıllar. <laughs> Dertli bir gelin kayınvalidesinden. Öyle evet mi? şimdi bu ilk tanışmalar çok önemlidir. Hı hı. İlk izlenim e, ilk 3 saniyede mi başlıyordu hı hı. böyle bir şeyler hı hı. şekillenmeye başlıyor ama ilk tanışma ilk karşılaşmada e, bir kişilik tipini tanımaya çalışıyoruz. Kafamızda en azından bir şeyler oluşmaya başlıyor. Burada kayınvalidesi ilk tanışmaya gittiğinde özellikle şunu anlatacağım şehir dışından geliyor. Geliyor tanışmaya gidiyor kayınvalidesiyle ve bir bakıyor ki hiç o... Ne yiyeceksin ne içeceksin, ne içeceksin. hiçbir şey yok. Hiçbir hazırlık yok. Yapılmamış. Hem de şu o hiç ona bir söz hakkı vermiyor. Hep o konuşuyor. Yani oğlunun istedikleri kendi Hı -hı. istedikleri onu hayaller dair bir fikir yok. Hatta daha ileri gidiyor o oğlunu bırakmasını istiyor. Hı -hı. Çünkü Büşra'yı biliyorum farklı mezhepte ikisi de e, hani İslam dininde ama farklı mezhepteler Hı -hı. ve e, oğlunun bu mezhepte bir kimseyle evlilik yapmasını kayınvalide istemiyor. Evet. Onun haberi yok hani onun neler konuştuğundan ama hani bütün hayalleri Büşra'nın yerle bir oluyor. Kayınvalidesiyle yan yana geldiğinde duyduğu sözler onda hakarete uğramış, aşağılanmış izlenimi bırakıyor. İlk e, görüşmede. Çünkü ben böyle bir evliliği onaylamıyorum. Böyle görüşten insanlarla sizin sizin evliliğinizin uzun ömürlü, ömürlük olacağına inancım yok. Hı hı. Yol yakınken siz ayrılın e, çok fazla bizim farklı e, durumlarımız var. Bunu yürütemezsiniz diye ön yargı net bir şekilde gelin adayına sesleniyor ama bir şekilde o evlilik gerçekleşiyor. Evet Öyle değil mi? şimdi buradaki e, görüşmeme kısmı çok iyi yani ben bu kadınla görüşmek istemiyorum çocuklarımı görsün istemiyorum e, diye de bir karar almış. Çok acılar var ama çok yaralar evet. var, e, çok acılar yaşanmış evlilik içerisinde. Benimsenmemiş yani, şöyle bir evlilik olmuş burada, kabul edilmiş artık. Yani ne yapayım işte oğlumun hı hı. seçimi de bu gibi bir kabul olmuş. Hı hı. E, tabii ki gelin hanım da haklı olarak burada hani kayınvalide hiçbir şekilde uzlaşmaya yanaşmadığı için onun da e, ne yapayım yani bu da e, benim kocamın annesi ama. Onunla görüşmek zorunda da değilim. Baştan bana ne kucak açtı ne beni sarıp sarmaladı. Ait olduğum izlenimini hiç bana vermedi. Onun için toksik ilişki diyorlar ya hani şimdilerde <laughs> uzak durun. Yani aman narsist. narsist kayınvalide. Onunla durmayın. Ben de onunla hiçbir şekilde görüşmem diye kesin bir tavır sergiliyor. Ama bizim bakış açımıza göre... İnsanlar tanımadığına düşmandır. İnsanlar tanımadığı hiçbir şeyi sevemezler. Bir insanın birisini sevebilmesi için öncelikle tanıması gerekir. Çok haklı Büşra ilk başta. O beklediği samiyeti göremediği için kırılmakta. Evet şimdi burada e, kayınvalidenin tabii ki de onu da sesleneceğiz ama gelin olaraktan bakış açımızda nasıl olmalı? Nasıl baksın yani bu tamamen görüşmemek mi çözüm? Ben bunu bir çözüm olarak ya kabul da Ya da görüşse nasıl oluyor? Ben şimdi hocam yapmacık mı olacağım? Bunları da söylüyorlar. Tam görüşün diyorsunuz. Biz her zaman diyoruz ki görüşün. Ama yani bu sefer yapmacıklık yapacağım. Yani ben yalancı mıyım? Öyle bir e, role bürünmüş hissediyorlar kendilerini. Çok güzel söyledin. Yapmacık değil ama Bazen istemediğimiz şeyleri yapmak durumunda kalırız. İş hayatında da öyledir bu. Çok sevmediğimiz bir projenin içerisinde görevlendirilmiş olabiliriz. Ben bunu yapmayacağım deme hakkımız yoktur. Yapmak durumundayız. İstemediğimiz bir iş arkadaşımızla partner olmuş olabiliriz. O olayı bit götürmek durumundayız. Patronumuzdan nefret edebiliriz ama eğer işimizde farklı bir projede Farklı bir iş imkanı yoksa e, onunla geçinmek durumundayız. Bunun gibi düşünelim. Evet. Şimdi tamamen e, ondan uzaklaşmak çocukların da hakkına girmek gibi geliyor bana. Bazen işte görüyoruz vakalarda iyi bir kayınvalide olmuyor. Sarıp sarmalamıyor ama çok harika bir babaanne hmm. olabiliyor. Yani oradaki o duygular daha farklı olabiliyor. Bu sefer babaanneden de eksilmiş oluyor çocuklar. Evet. genellikle de babaanneden eksiliyor yani benim dikkatimi çeken anneanne pek eksilmiyor şimdi o konuyu bir bu ayrı bir videonun konusu <laughs> Yani ancak hani bu görüşme zeminimizi e, ne ölçüde yapalım görüşme zemini yani asgari olabilir ama Hı. tamamen ben onu hiçbir şekilde istemiyorum demek insanın kendisine de yaptığı bir haksızlık olabilir olaylara şöyle baksan niçin böyle bir kayınvalidem acaba bu kayınvalidemin bu kadar beni yaralayan yönleri acaba beni ne yönde geliştirecek? Yani bu çok biraz <laughs> e, evliya bakış açısı mı artık veli bakış açısı mı bilmiyorum ama olayların tamamına, canımızı yakan olayların tamamına keşke böyle bakabilsek. İnsanlar pişman olabilir, geri adım atabilir, değişip dönüşebilir. O anki tutumu, kararlılığı ile böyle demir gibi durdu ya hani bir karşısına karşısında kayınvalide hani ben seni istemiyorum. Evet. Ee, tavrını verdi ve gerçekten de kırıcı bir durum. Evet. Duruş. Tanımadan ve şehir dışından gelmiş zaten insani olaraktan yani bırakın gelin adayınızı. <laughs> yani bir dışarıdan birisi geldiğinde bile tanımadız bir su vermek ister isteriz. Yani genelde bir toplumumuzda da bu var. Yani bizim Türk kültüründe Türk kültüründe bu olmalı en azından. Yani, yani bu devam etsin çay mesajımız da olsun. Yani çayını koyarsın, kahvesini Tabii. koyarsın. Senin zaten dışarıdan geleceğini biliyorsun. O gün için geleceğini hı hı. biliyorsun. Bir pastan, bir böreğin, bir şeyin olsun yani. Hı hı. Bir meyve koy ya da karnın aç mı diye bir sor. Hı hı. Aslında onları yapan da bir kadın olduğunu biliyoruz. sonra Büşra anlattı evet, ya. Evet ama kayınma şimdi gelinim geliyor mantığı olunca işte etiket yapıştırıyoruz. Bazen oluyor gelinler kayınvalide gözüyle baktığı için. Hı hı. Kayınvalide de gelin gözüyle bakınca bir mesafe koymak isteyebiliyor. O zaman buradaki bakış açılarımız bize... buna benzer başka bir hikaye de şöyle bir şey, değil mi? Aynı şekilde dışlanmış. Üstelik şöyle bir kabul görmediği bir bütün sülalenin reddettiği bir gelin hı hı. sonrasında vazgeçmiyor kendi hal ve tavırları En sevilen gelin. En sevilen oluyor. gelin olabiliyor. <laughs> Belki de orada bir intikam mı alıyor o evet. gelin? Ne yapıyor? Yani kendisinde ne varsa onu vermeye hı hı. devam ediyor ki o gelin de yabancı bir gelin. Evet. Ne aynı dinden ne aynı ırktan yani Üçücü. öyle bir yabancılık var. Evet. Hani e, baktığımız zaman böyle vakalarda olabiliyor. Ha şunu diye bir Ya yani benim hayatımda onun olmasına gerek yok. Hı -hı. Hiçbir şekilde onun varlığı ya da yokluğu beni ilgilendirmiyor. Bu bir tercihtir. Hı -hı. Ama diyoruz ki eksilmektense eee çoğalalım. Evet. Birbirimizi tanımaya çalışalım. Yeni bir fırsat verelim. Yani konuşabilmek, görüşebilmek için alan açalım. Ama karşı taraf kesin ve net olarak istemiyorsa da olduğu yerde bırakalım. Yani blokaj yapıp kesin ve net engeller koyup hayatımızı kendimiz daraltmayalım. Evet burada kayınvalideleri de elbette mesajlar var ama gelinin burada yapacağı artık hani çocuklarımı göstermeyeceğim. işte sen gel git hani beni kayınvalidemle muhatap etme. Tamamından uzak kalmak. Yani kendi iyi niyetli aslında duruşunu bozmadığınız sürece karşıdaki insan da bir süre sonra yumuşamaya baş, başlıyor yani. Kesinlikle öyle. Yani şimdi burada kayınvalide ne olursa olsun gelin adayını, sarıp sarmalama ama buradaki kayınvalide kesin menet orada istemiyor gelin adayı istemiyor. olarak bile görmüyor bu durumda işte eşin artık orada bir destek olması gerekiyor ya eşinin artık annesi olduğu için eşinin üzerinden bir e, köprü olarak kayınvalidesiyle ilişkisini sürdürecek ya da artık hiçbir şekilde görüşmeyecek bizim tavsiyemiz tekrar ineliyoruz. Asgari de olsa görüşmeleri sürdürmek bir kapı açmak bir şans vermek en azından insan paydasında buluşulabilir. Yani onun eşinin annesi gözüyle bakmak. Yani eşini doğurmuş, büyütmüş, bir şekilde yetiştirmiş. Hani bu gözle bakmak biraz daha bu yolda yardımcımız olabilir ama değilse zaten hiçbir ele tutulur çok bir yanı yok. Tam bu vakayla ilgili şunu söyleyelim o zaman. Farklılıklar aslında bizim zenginliklerimizdir. Benzerimiz olmayan kimselere karşı ötekileştirme hı hı. aslında hiç de insani bir duygu değil. Yani bu bizi bizi var eden bu sevgi duygusundan da uzaklaşmak demektir. Doğaya baktığımız zaman kendi içinde hiç böyle birbirini ötekileştiren bir şey görüyor muyuz? Çok uyum içerisinde. Bitkiler uyum içerisinde bir Birbirlerini kıyaslamıyorlar. İşte efendim onu ben senden daha üstünde bir tavır sergilemiyorlar. Herkes olduğu gibi yani aslan aslan gibi, ceylan ceylan gibi, zürafa zürafa gibi bir bütünlük içerisinde ve olmaları gerektiği yerde durabiliyorlar. Ama bu insanlar hani ülke olarak kıyaslamaya giriyoruz, ırk olarak, inanış olarak, şu olarak, bu olarak ama sonuçta insanız biz. Duygularımız var, düşüncelerimiz var. İnsan paydası hepimizin ortak noktası. Böyle bakabilmeli. Yani evet. bu bakış açısında o bize verilen belki pompalanan küçükken oluşan bir bakış açısı bu. Yani böyle olmaz İşte o mezhepten olanla bu mezhepten olan bir araya gelmez. Bunlar çok tehlikeli hı hı. şeyler ötekileştirme bu kalıp kadar. kalıp düşünceler yani bu kalıp düşünceler zaten bizi uzaklaştırıyor. Hı hı. Genelde birleştirmiyor. <laughs> Hala da devam Hala ediyor. Devam Şimdi Büşra üzerinden madem... Evet. Konu açıldı. Şunu söyleyim, ötekileştirmek bizim üzerimize vebal oluşturur. Ötekileştirme hı hı. anlamında yaptığımız her hareketinde karşılığını bir şekilde görürüz yani. Bu insani değerlere uymuyor. Tam da Büşra üzerinden diyelim ki, gelin bir olalım, evet. sevelim, sevilelim. Hı hı. Dünya kimseye kalmaz diye koca Yunusa da selam olsun diyerek bu bahsi. Bu şekilde bir genellemeyle bitirelim. Evet, biz zaten zıtların uyumunu göstermeye, bir araya gelmezlerin bir araya gelip ne güzel işler yapacağını göstermeye geldik ve objektiflerin karşısına çıktık. Evet değerli dinleyiciler, değerli izleyiciler, lütfen kanalımıza abone olmayı hatırlayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.